Çanakkale'deki son sarsıntılarla birlikte yeniden gündeme gelen Türkiye'nin deprem riskine karşı inşaat sektörü sismik izolasyon sistemini gündeme taşıdı. Sektör temsilcileri binalarda sarsıntıyı en aza indiren sistemin konutlarda da uygulanması için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Binaların temelin hemen üstünde kolonlara uygulanan bir yöntem. Bir nevi amortisör. Depremden doğacak olan etkiyi o sismik izolatör emiyor. Deprem riskiyle karşı karşıya kalan binalardaki sarsıntıyı sismik izolasyon sistemiyle en aza indirmek mümkün. Depremin etkisini sıfıra indirmiyor elbette ama yani neredeyse %70 seviyesinde azaltıyor. Ancak büyük yapılarda, işte hastanelerde, büyük okullarda uygulanabiliyor ama biz bunları konuta indirgemek istiyoruz. Bütün konutlarımıza uygulayabilirim, iş yerlerine uygulayabilirim. Binalarımız depremden sonra gene belki kalıcı şekilde hasar görecek, güçlendirme gereği olacak. İnsanlarımız sağ salim çıkacaklar, can güvenliği sağlanacak fakat binalarımız bir daha kullanılamaz hale gelecek. Sismik izolasyon ise hem binayı hem de içindeki muhteviyatını koruyan bir teknoloji. Yeni inşa edilen binaların depremi hasarsız atlatmasını sağlayan sistem, İmsiyat'ın düzenlediği sismik izolasyon çalıştayında masaya yatırıldı. Bizim yaptığımız hesaplara göre işte hemen hemen daire başına 30-35 bin lira gibi bir maliyeti var. Ama tabii bu yapının özelliklerine göre, yapıya göre değişiyor, değişen miktarlar. Tabii biz bunları daha satın alınabilir miktarlara, yani vatandaşımızın işte 5-10 bin lira, 20 bin lira en fazla fark ödeyerek böyle evlere sahip olabileceği boyuta getirmeye çalışıyoruz. 100 yatak üzeri hastanelerde. Bu mecburi. Biz bunun diğer kamu binalarında da mecburi olmasını önemsiyoruz. Devamında da konutlara ve ticari alanlara bunun uygulanmasını önemsiyoruz.